Kanalıma hoş geldiniz. Herkese iyi günler. Vestel Venüs V3 50-20 iç kulaklık nasıl değişiyor? Onu sizlerle paylaşacağım. Bu cihaz sizdeyken karşıda ses size az veya cırıltı geliyorsa iç kulaklık değişmesi gerekiyor. İç kulaklığı değiştirmek için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı açmak için altta gördüğünüz gibi tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla arka kapağı söküyoruz. Arka kapağı sökerken de dikkat etmeniz gerekiyor. Tırnaklar kırılmaması için dikkat ediniz. Arka kapağı söktükten sonra yıldız tornavidalı cıvataları söküyoruz. Cıvataları hepsi söktükten sonra dikkatli bir şekilde şu ön kısımda çerçeveyi aralayınız. Şu şekil. Çerçeveyi açarken ekrana dikkat ediniz. Evet, şöyle kenarında dikkatli bir şekilde aralayınız. Şu şekil. Evet, şurada tırnak var. O tırnak takılıyor. Şuraya dikkatli bir şekilde. Bunu da kenara zarar vermeden arka paneli çıkarın. Arka paneli çıkardıktan sonra buzzer'ı dikkatli bir şekilde çıkarınız. Buzzer'ı çıkardıktan sonra batarya, soket, irtibatı, anakartı kesiniz. Bataryası dikkatli bir şekilde şu tırnakları ayırın ekranda ve bataryasını da çıkarınız. Şu görmüş olduğunuz film, dokumatik filmi, ona da dikkat ediniz. Dikkatli bir şekilde çıkarınız. Power tuşu dikkatli bir şekilde ekranda ayırınız. Ses tuşları da aynı şekil. Ekran filmi de dikkatli bir şekilde. Soketler de çıkarınız. Evet, şurada tırnak var. Ekran tırnağı. Onun da anakartı dikkatli bir şekilde kurtarın o tırnaktan. Acele etmeyiniz. Evet, anakartı dikkatli bir şekilde çıkarınız. İç kulaklık şu görmüş olduğunuz parça. Tırnaklar aşağı doğru bakıyor. Bilginiz olsun. Çünkü ona dikkat ediniz. Bazen iç kulaklığı değiştirirken tırnaklar yukarı doğru bakıyor. Fakat Vestel Venüs V3 50-20 modelin İç kulaklık tırnakları aşağı doğru bakıyor. Evet, onu da gösteriyorum. Evet, şu şekil. Gördüğünüz gibi. İç kulaklık şu parçadır. Ses size az veya cırıltı geliyorsa bu parça değişmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi. Çünkü mıknatıs özelliği olduğu için fabrika ortamlarda çalıştığınız için buzzer çabuk veya iç kulaklık demir taraşları topluyor ve özelliğini kaybediyor. Ve şu anda anakartı yatağına takacağım. Takarken dikkat ediniz. Filmler anakartın altında kalmasın. Çünkü filmler zedelenir veya da
koparılır. Bilginiz olsun. Ve şurada da tırnak var. O tırnakta da kurtarmış bir şekilde. Evet, şu şekilde kurtarın. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, soketleri de takınız. Dikkatli bir şekilde. Acele etmeden. Şebeke kablosunu da kenarında yatağına yerleştirerek, çünkü kablo çerçeve kısıldığı zaman zedelenir. Bilginiz olsun. İlk önce soket kısmını takıyoruz. Yalnız şu tuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yan tuşlara. Evet, gördüğünüz gibi şu filmler kenara kısılır. Acele ettiğiniz zaman onları koparabilirsiniz veya da zedeleyebilirsiniz. Bunlara dikkat ediniz. Batarya takmam gerekiyordu. Evet. Bizler de hata yapabiliriz. Çünkü sonuçta insanız. Hata yapmak insanlara mahsustur. Tabii ki telafi etmek için de o da onlara mahsus. Evet, bazıları da kapatıyorum. Yatağına dikkatli bir şekilde oturtun. Evet, şu an arka paneli takabilirim. Yalnız dediğim gibi takarken bunu filmlere dikkat ediniz.
Evet, videonun sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.